Doğuştan kalça çıkığı, çocuklarda sık görülen, erken teşhis edilip tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açan bir sorundur. Doğuştan kalça çıkığı denildiğinde femur başının asetabulum dışında olması kastedilir. Makete bakacak olursak asetabulum şu üst kısımdır. Femur başı da şu alttaki uyluk kemiğinin son kısmıdır. İşte kalça çıkığında şu femur başı asetabulumun bu yuvanın dışında yer alır, yuvanın içinde değildir. Ancak doğuştan kalça çıkığının tipleri vardır. Her tipinde femur başı asetabulumun dışında değildir. Üç tipi vardır daha doğrusu. Bir tipte femur başı asetabulumun dışındadır. Bu doğuştan kalça çıkığıdır. İkincisi femur başı asetabulumdan tam çıkmış değildir. Sublüksedir, yarı çıkıktır. Burada femur başının bir kısmı asetabulumun dışına ve yukarıya taşmış durumdadır. Üçüncüsü çıkabilir displazik kalçadır. Burada asetabulum gelişmemiş, küçüktür. Dolayısıyla femur başı asetabulumun içine sığmaz, çıkmaya meyillidir, kolayca çıkabilir. Doğuştan kalça çıkığı terimi biraz yanlış bir terimdir. Çünkü doğuştan kalça çıkığı diye adlandırılan hastaların tümünde kalça doğuştan çıkmamaktadır. Daha sonra doğum esnasında veya doğum sonrasında da çıkıklar oluşabilmektedir. Bundan dolayı doğuştan kalça çıkığı yerine gelişimsel kalça displazisi ya da çıkığı terimini kullanmak daha uygun olur. Kalça çıkıklarının üst tipi vardır. Doğuştan kalça çıkığının birinci tipi disloke, çıkık kalçadır. Burada femur başı asetabulumun dışındadır. Ortolani testi ile redükte edilebilir. Ortolani testi femurun abdüksiyon ve flöksiyona getirilmesi testidir. Bu test yapıldığı zaman çıkık kalça yerine girer. Sublükse, ikinci şekil sublükse, yarı çıkık kalçadır. Burada kalça femur başı asetabulum içinde olmasına rağmen dışarı ve yukarı doğru yer değiştirme meyillidir. Bundan dolayı buna sublükse kalça denir. Üçüncüsü femur başı asetabulum içinde olmasına rağmen Barlow testiyle provoke edildiği zaman çıkabilir. Sonra tekrar yerine girebilir. Buna da disloke olabilir kalça, çıkabilir kalça denir. Gelişimsel kalça çıkığı her canlı 1000 doğumda 5 olarak gözükür. Kız bebeklerde erkek bebeklere göre 5 kat daha fazla gözükür. İlk doğumlarda daha sık görülür. Genetik özelliği olan, ailesinde kalça çıkığı olan kişilerde daha fazla gözükür. Sol kalçada görülme oranı %67'dir. Her iki kalçada birden görülme oranı daha sonra ikinci sıradadır. Gelişimsel kalça çıkığının etiyolojisi. Sebebi pek çok etiyolojik sebep vardır. Anne karnında gelişimin bazı dönemleri çok risklidir. Bunlar 12. 18. haftalar ve gebeliğin son 4 haftasıdır. 12-18. haftalarda organların teşekkül ettiği, oluştuğu haftalardır. Bu haftalarda oluşan çıkıklar daha ziyade ağır teratojenik çıkıklardır ve tedavileri de mümkün değildir. Gebeliğin son 4 haftasında olan çıkıklar etiyolojisi daha iyidir. Bunların tedavi edilebilirliği daha çoktur. Doğuştan sonra, doğum esnasında, doğuş sonrasında da kalça çıkığı olmaktadır. Makat gelişlerinde kalça çıkığı daha sık görülmektedir. Bunun sebebi çocuk anne karnında normalde kalçalar fleksiyon ve abdüksiyon durumunda, karna doğru çekilmiş durumda, dizler de bacaklara doğru çekilmiş durumda, fleksiyon durumunda durur.
Buna cenin pozisyonu denir. Makat gelişlerinde kalçada aşırı fleksiyon kontraktürü vardır ve dizler hiperekstansiyonda dümdüzdür. Bundan dolayı kalça çıkmaya meyillidir. Bu pozisyonda kalça yerinde durmaz. Doğum sonrası dönemde kundaklamada kalça çıkığına sebep olan bir etkendir. Anadolu'da kundaklama halen yapılmaktadır ve kalça çıkığının oluşmasında çok büyük risk faktörüdür. Çünkü kundak yapıldığı zaman fleksiyonda olması gereken kalça ve dizde tamamen ekstansiyona getirildiği için çıkmaya meyilli olan kalçalar kundak yapılında çıkarlar. Bu adet artık unutulmalı, vazgeçilmesi gereken bir davranış şeklidir. Çocukların bacaklarını bir araya getirmekle bacaklar düzgün olmaz. Bu yanlış bir inançtır. Ortolani testi çıkık kalçayı gösterirken Barlow testi çıkabilir kalçayı ifade eder. Kalça çıkıklı çocuklar ördek gibi yürür ve daha geç yürürler. Kalça çıkıklı çocuklarda çıkık taraf bacağı dışa doğru bakar. İki taraflı kalça çıkıklarında kalça pelvis genişlemiştir, geniş görülür. Piston belirtisi denen bir belirti vardır. Sırt üstü yatıp kalçasını dizine doğru büken bebekte bir elle kalça tespit edilip diğer elle dizden kalçaya doğru bacak ittirilirse yumuşak doku içinde bacağın oynadığı hissedilir. Bu çıkık kalçalarda görülen bir belirtidir. Yoksa normal yerinde olan bir kalçaya ittirdiğiniz zaman hiçbir hareket alamazsınız. Tanı yöntemlerinde anamnez ve fizik muayene önemlidir. Daha yukarıda bir anlattık bunları. Ultrasonografi ilk 6 ayda en etkili teşhis vasıtasıdır ve çok değerlidir. 6 aydan sonraki dönemde radyolojik tetkik daha önemlidir. Filmlerle, çekilen direkt filmlerle teşhis konur. Tedavi planı mümkün olduğunca erken teşhis ve tedavi ideal olanıdır. 0-6 ay arasında teşhis edilen hastalarda çıkık kalçayı redükte pozisyonunda tutacak çeşitli ateller kullanılır. Bunlar pavlik bandajı, freşka yastığı gibi. Bunlar çok rahat aletlerdir, bireyslerdir. 6 aydan sonra 6 ay 18 yaş arasında teşhis edilen vakalarda anestezi altında kapalı redüksiyon yapılır. Redükte edilebiliyorsa alçıya alınır. Alçı 3 ay kalır. 3 ay sonra alçı değiştirilir. 1,5 ay daha uzatılabilir. Eğer redükte edilemiyorsa, anestezi altında kapalı metotla redükte edilemiyorsa açık redüksiyona geçilir. Açık redüksiyonda bu dönemde yumuşak dokulara yönelik ameliyatlar yapılır. Kemiklere müdahale edilmez. 18 ay 6 yaş arasında açık redüksiyon yapılır. Burada açık redüksiyon yapıldıktan sonra asitabulum yetersizliği olduğu için asitabulumu genişletecek, tavan yapacak kemik ameliyatları yapılır. Altı 10 yaş arası teşhis edilen hastalarda radikal ameliyatlar yapılır. Burada açık redüksiyon, tavan ameliyatları, saltır, dega gibi. Ayrıca femora deratasyon osteotomisi ve kısaltma ameliyatları aynı seansta 4 ameliyat birden yapılır. Bunlar çok geniş radikal ameliyatlardır. 10 yaşın üzerinde yakalanan vakalarda kalça tam çıkıksa dokunulmaz, ameliyat yapılmaz. Ama sublükse ise, yarı çıkıksa, çıkmaya meyilli ise mutlaka tavan ameliyatları yapılıp çıkma önlenir. Adult yaşta, yani ileri yaşta yakalanan hastalarda ağrı yapılacak tedavinin şeklini belirler. Eğer hastada kalça ağrısı varsa kalça çıkığına bağlı olarak dejeneratif hadiseler başlamış, eklem bozuluyor demektir.
Bunun için genç yaşta olan hastalarda, yani 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda olan hastalarda, aktif çalışan, koşturan hastalarda artrodez yapılır. Kalça hareket etmez ama ağrı olmaz. 40 yaşın üzerindeki kalça çıkıklı hastalarda şikayetleri varsa total kalça protezi uygulanır. Total kalça protezlerinin ömrü en fazla 15 senedir. 15 sene sonra bir kere daha değiştirme imkanı vardır. Dolayısıyla 30 senelik bir yaşam gibi bir süre eder. 50 yaşındaki işte ortalama Türkiye'de 80 yaşında zaten ömrünü tamamlamış oluyor. Özetleyecek olursak, kalça çıkığında erken teşhis ve tedavinin önemi çok büyüktür. Doğduğu gibi ve en azından 3 ay içinde bir ortopediste muayene ettirilen her çocukta bu sorun varsa mutlaka tedavisi edilir ve ameliyatlara, alçılara gerek kalmaz. Sadece iki kalça arasında konan birden fazla bezle, iki bezle ya da basit atellerle tedavi edilebilecek bir hastalık 6 ay geçtikten sonra aylarca alçı içinde, bu alçılar belden bacak ucuna kadar uzanan pelvipedal alçılardır, çocuğun kalmasına, hareketsiz kalmasına sebep olur. Daha ileri 18 ayı geçen hastalarda çeşitli ameliyatlar yapılır. Tedavi ne kadar geç başlanırsa başarılı olma şansı da o kadar azdır. Onun için burada önemli olan çocuk doğduğu andan itibaren erken teşhis koyup erken tedavi yapmaktır. Geç kalmış vakalar hem büyük maddi külfetlere hem de sakatlıklara adaydır.